Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyoruz. Evet, 24. haftaya geldik. 21 gol atıldı. 27 görünüyor ama normalde Hatayspor'un ve Gaziantep'in ligden çekilmesiyle diğer takımlar hükmen galip olduğu için 3 puanı 3 golle almış oluyorlar. Aslında atılmayan goller. Normalde 21 gol atıldı. Evet, yani o takımların çekilmesi Galatasaray'ın ve Adana Demirspor'un maç yapmadan 3'er puan kazanmasına neden oldu. Aslında bu sistem de doğru mu değil mi o da belli değil ama yapılacak da bir şey yoktu herhalde. Öyle en kısa çözüm yolu olarak üretilmiş bir şey diye düşünüyoruz tabi. Evet, haftada lider maç yapmadan zaten 3 puan aldığı için puan farkını da korumuş oldu. Haftanın açılış maçında Koren'den Alanyaspor kendi sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Medipol Başakşehir daha önce 2-0 kazandığı maçı 1-0 kaybetti. Alanyaspor'un başına Ersun Yanal geçti. Ersun Yanal geçtikten sonra da zaten muhteşem futbolları zaten iyiydi de. Ama bir türlü galibiyetleri alamıyordu. Galibiyeti almayı da başardı. Evet, Hava Kars Fatih Karagümrük kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı. 1-0 Sivasspor öne geçmesine rağmen bunun avantajı değerlendiremedi. 3-1 mağlup duruma düştü. Hatta 4 tane gol yedi. Sonradan bitime saniyeler mi ya dakikalar kala da 90 artılarda Demir Grup Sivasspor farkı azaltmayı başardı. Çok ilginç bir maçtı. Fatih Karagümrük en çok gol atan takımlar arasına ismini yazdıracak gibi görünüyor. Çünkü tuttuğu zaman affetmiyor. Yani 4 tane golü de atıyor. Genelde gollü geçiyor Karagümrük maçları. Demek ki defans iyi değil. Aynı zamanda Sivasspor'un aynı sorunu var. Onu da değerlendirmek gerekiyor. Evet, geçen senenin şampiyonu Trabzonspor. Trabzonspor'da hangi kredi? Ümraniyespor depremi yaşandı adeta. Trabzonspor 2 yıl sonra yenildi. Aslında başta bunları konuşmamız gerekiyordu. Ama neyse, şimdi Trabzonspor'a şöyle bir bakıyoruz. Sahasında hiç maç kaybetmedi hemen hemen 2 yıl boyunca. En sonunda da Ümraniye lig sonuncusuna yenildi. Evet, Türkiye'de de bazı şeyler değişebiliyormuş herhalde gördüğümüz kadarıyla. Burada da değişmiş oldu. Trabzonspor gerçekten kötü gidiyor. Bilmiyorum ne olacak. Tabii yönetim istifa etti. Bakalım hoca da ayrılacak herhalde. Durumlar iyi değil. Geçen senenin açık ara şampiyonluğa ulaşan takımı işte Türkiye'de ısrar futbolda olmadığı gibi hiçbir şeyde de yok ne yazık ki. Acı gerçeğimiz böyle. Hangi kredi Ümraniyespor da haftalardır zaten kaçırdığı galibiyeti sonunda Trabzonspor karşısına yakaladı. Ümraniyespor'u tebrik etmek gerekiyor İrfan Hoca'yı. Gerçekten muhteşem bir mücadele sonunda başarı yakaladı. 2-0 öne geçmişti. Hatta daha da farklı da olabilirdi. İlk maçı 1-0 kendi sahasında kaybetmişti. Evet. Ümraniyespor bu haftanın takımı bence. Gerçekten tabii zaten Trabzonspor'u yendiği için söylemiyoruz ya. Gerçekten Galatasaray olsun Fenerbahçe maçlarında gerçekten muhteşemdi. Sonunda galibiyeti yakalayacakları belliydi. Ve sonunda da birine patlayacaklardı. O da Trabzonspor oldu. Şampiyona adeta ders verdiler. Yani üstelik de deplasmanda Trabzonspor'un kendi sahasında olması da çok ilginç oldu. Evet, Yukatel Kayserispor Fenerbahçe. Fenerbahçe zorlu deplasmanı farkla ilk yarıda futbol oynadı. Daha sonradan düşüş başladı. Fenerbahçe'yi de anlamak mümkün değil. Kazandı. 2-0 öndeydi. Ondan sonra da sondaki saniyelerde 90 artılarda gol yedi. Ne yazık ki bu da yakışmıyor aslında. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Tabii bu arada bunu da söylemekte yarar var. Avrupa Kupası maçlarında da Sevilla'ya ne yazık ki 2-0 yenildi. İşini riske attı. Aynı zamanda Başakşehir berabere kaldı. Bir avantajlı gibi görünüyor ama zordur. Aynı zamanda Sivasspor da yenildi. O da 1-0 yenildi. Bakalım turu geçebilecekler mi 3 takım. İstanbulspor'a şu anda avantajlı görünüyor. Fenerbahçe'nin durumu pek iyi değil. Sevilla'yı daha önceden elemişti. Bakalım bu kez de eleyebilir mi ama zor görünüyor. Çünkü 2-0. Gerçi belli olmaz. Bu Fenerbahçe zoru sever. Ne yapacağı da belli olmaz. Onun için de her an her şey olabilir diye düşünüyoruz. Ama oynamadan da hiç maç kazanmaz. Tabii gol ve goller atmanız lazım. İyi oynadı ama kaybetti. Kayserispor değil karşındaki Sevilla. Ona dikkat etmek gerekiyor. Daha iyi çalışmak lazım. Daha dikkat etmek lazım. Futbol hatalar oyunuydu. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Evet.
Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray maçı zaten oynanmadı. 3-0 Galatasaray kazanmış oldu. Adana Demirspor'da Atakaş Hatayspor'la karşı o da 3-0 kazanmış oldu. Onlar haftayı maç yapmadan 3'er puan alarak geçirmiş oldular. Arabam.com Konyaspor bir tek sen Giresunspor'la karşılaştı. Yine Konyaspor galip gelemedi haftalardır süren. Ne yazık ki maç kazanamaz sistemini burada da sürdürür. Giresunspor da eskisi gibi değil. O da iyi değil. O ne yazık ki ama aslında iyi futbol var. Ama gol ve goller olmayınca da maç kazanamıyorsunuz. Onun için 0-0 bitti. Aslında burada penaltıları hakem vermemekte ısrar etti. Onlara söyleyeyim. Bazı maçlarda vardı futbol. Hani mesela Fenerbahçe maçında da vardı. Diğer maçlarda da vardı. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Sadece yani penaltıysa penaltı çalmanız gerekiyor. Ne yazık ki yapamıyorlar. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, Beşiktaş kendi sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Ankaragücü kupadaki yani kupa sürprizini ne yazık ki Beşiktaş bu kez şans vermedi. Ankaragücü aslında penaltı gibi bir şey vardı ama orayı da es geçtiler. Onu da söylemekte yer var ama şimdi Beşiktaş Ankaragücü'ne bakarak daha iyiydi. Daha çok gol pozisyonuna girdi. Sonuçta kazanmaya aday olan oraydı ama tek kalede oynasanız gol ve goller atamazsanız kazanamazsınız. Ankaragücü'yü de tanımak mümkün değil. Gene teknik direktör değişti. Zaten bu takımların tek sorunu şu istikrar. İstikrar olmadığı sürece de başarı gelmez. Tam bir takım teknik direktörle beraber başlıyor çalışmaya. Sistem oturtmaya çalışıyor. Baktı ki olmuyor. Hemen değiştir. Değiştirdikten sonra yine aynı başa dönüyorlar. Acı gerçekler bu. Aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Şenol Hoca'nın gelmesi hemen uçacak diye bekleniyor. O olmuyor işte. Çünkü bir hocanın sistemine göre takım çalışmaya başlıyor. Daha sonra öbür hoca gelince onun sistemine göre yeniden düzene girmeye çalışıyor. Bu kez bocalama yaşıyorlar. Tamam maçlar kazanıyorlar ama zorluklar yaşanıyor. Bir takımın tıkır tıkır futbol oynaması için takımın ahenk içinde olması lazım. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ama ne yazık ki bu da bizim ülkemizde olmayan tek şey istikrar. İstikrar olmadan da başarı gelmez ama ne yazık ki hemen kötü sonuçlar almaya başlayınca ilk önce teknik direktörler harcanıyor ama futbolcuların ne yazık ki böyle bir lüksleri de var. İsterse teknik direktörü uçuruyorlar, isterlerse de yerin dibine batırıyorlar. Onu da söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Kasımpaşa kendi sahasına Fraport Antalyaspor'u yendi. Daha önceki maçı deplasmanda kazanmıştı zaten. Bu maçı da kazanmayı başardı. Kasımpaşa'yı tebrik etmek gerekiyor ama Antalyaspor'un durumu iyi değil. Her geçen günde kaybediyor yani bir türlü bir düzen tutmuyor. Bakalım bu sene de şansı yaver gidecek mi, kurtarabilecek mi? O da belli değil ama şu an için kurtarır gibi görünüyor. Tabii iki tane takımın ligden çekilmesiyle işler değişti. Yine dört takım düşerse eğer iş zorlaşacak. Ama yine şeyi daha fazla mı yapacaklar ligleri? Üç takım çıkacaksa o zaman üç takım düşecek yani. O da sorun olacak. Bilmiyorum ama bu iyiler iyi değil yani durumlar. Onu da söylemek lazım. İstanbulspor bu haftayı maç yapmadan geçirdi. Evet, bu hafta böyle geçti. Haftaya oynanacak maçlara da şöyle bir bakalım. Evet, 25. hafta oynanacak. 25. haftada da bir tek sen Giresunspor'la Vavakars Fatih Karagümrük karşılaşacak. Raport'ta Antalyaspor Yukatay Kayserispor'la karşılaşacak. İlk maçı Kayserispor kazandı. Kayserispor iyi futbol oynamıyor. Antalyaspor'la ne yapacağı belli olmuş işte. Karagümrük Giresunspor'da 1-1 bitmişti ilk maç. Galatasaray Kasımpaşa ile geçen haftayı dinlenerek geçirdi. İlk maçı 3-2 kazanmıştı deplasmanda. Yine kazanır çünkü kendi sahasında. Hangi kredi Ümraniyespor Gaziantep Futbol Kulübü maçı zaten Ümraniyespor 3 puan yazıldı. Ora bitti. İlk maçta 1-1 berabere bitmişti. Atakaş Hatayspor'da yine Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak. Konyaspor sonunda maç kazanmış olacak. Maç yapmayacağı için o da takım da ligden çekildiği için 3-0 kazanmış olacak. Evet. Makine Kimya Ankaragücü kendi sahasında Koren'den Alanyaspor'la karşılaşacak. Alanyaspor ilk maçı kendi sahasına 2-1 kazanmıştı. Bakalım burada da Ankaragücü sahasına iyi değil. Alanyaspor favori görünüyor. Bakalım ne yapacak? Trabzonspor kendi sahasına Adana Demirspor'la karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybetmişti. Şimdi bakalım Trabzonspor'da ilk yani sahasına ilk yenilgisini aldı. Bakalım Adana Demirspor burada bir daha galibiyet alabilir mi? Hep beraber göreceğiz ama durumlar iyi değil. Evet, Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ta karşılaşacak. İlk maçı kazanmıştı Başakşehir. Şimdi Beşiktaş deplasmanına gidiyor. Tabii deplasman söz konusu da olmuyordu. Zaten İstanbul'da
Bakalım Beşiktaş bu maçı kazanır mı? Başakşehir'de geçen hafta kaybetti. Beşiktaş kazandı. Bakalım ne olacak? İstanbulspor haftayı dinlenerek geçirmişti geçen hafta. Demirgrup Sivasspor'la karşılaşacak. İlk maç 1-1 berabere bitmişti. Evet, bakalım. Tabii Sivasspor'un durumu iyi değil. İstanbulspor'un da iyi değil. Onun için iki takımın da kazanması gerekiyor. Zaten altı üstü biri 17'de, biri de 18. sırada bulunuyor. Evet, haftaya 25. haftada Fenerbahçe haftayı maç yapmadan geçirecek. Evet, herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.